Evet, Fatih abim gelmiş, hoş gelmiş. Bu klepiyi onun için çeviriyoruz. Yapmaz mı? Değerli dostlar, anneler, babalar, ebeler, dedeler, Hataylılar. Bir Hatay'da ne yenir videosu çekmiştim. Çok beğenildi. Bugün ikincisini çekeceğiz. Şöyle mekanları hızlı hızlı gezeceğiz. Birinci mekan, tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Künefe ile başlıyoruz. Çok tarihi bir yer. Abi sağ olasın. Tarihi Çınaraltı Künefe'ye geldik. İçeride manken ustalar var. Gökhan usta kolay gelsin. Sağ olun hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasıl keyifler? Sağ olun, sizi sormadım. Vallahi ben de iyiyim. Bir künefeni yiyeceğim. Şimdi buranın künefesinin özelliği közde pişiyor olması. Dostlar şöyle göstereyim. Gökhan'ın ellerine sağlık. Şimdi üzerine şiresi geliyor. Şöyle gösterelim. Sen bu şekilde sunumu tercih ediyorsun değil mi? Antep fıstığını, yani dondurmayı pek tercih etmiyorsun ama yazın. Aslında sadedir. Damak tatlarına uydukları için hakim insanlar şehir dışından geliyor. Fıstık dondurmaya alıştıkları için. Onlar da kırmıyorsun. Aynen öyle. Şu şekilde gördüğünüz gibi Antep fıstığını üzerine isteyenlere veriyorsun. Aynen öyle. Hadi olmuşken havada sıcak bir de dondurma koyalım yanına. Tabii ki de. Tamam. Ellerine sağlık. Ben masaya geçiyorum. Bir dondurma alabilir miyim? Tamamdır Fatih Bey. Siz buyurun masaya, ben hemen teşekkür ederim kardeşim benim. Teşekkürler. Uzun. Boy uzun. Şimdi tarihi Çınaraltı. Ali şöyle bir çeksene şu bir çınar ağacı var dostlar. Cami hemen yanımızda. Uzun çarşıya geldiğiniz zaman kime sorsanız burayı size gösterirler. Şöyle ben müsaadenizle başlıyorum. Uzun. Çok lezzetli. Ben şöyle bir parça daha alıyorum. Çok iyi. Dostlar Hatay deyince zaten akla künefe mutlaka gelir. Şiddetle tavsiye ediyorum. Diğer mekana geçiyoruz. Hadi bakalım. Uygunsuzum. Dostlar meşhur Peç kasabına geldik. Ustamız bize kağıt kebabı hazırlayacak. Dana mı kullanıyorsun? Kuzu mu kullanıyorsun? Dana karışık efendim. Kuzu, dana karışık. İkisinin de en güzel yerlerine koyuyorum de. Kaburga. Kaburgasından. Böyle içinde gram sinir olmayan yumuşacık bir et. Mekan böyle güzel dostlar, görüyorsunuz. Böyle attım üzerine. Şimdi soğan geliyor. Of. Hep doğal şeyler. İçerisinde katkı maddesi, koruyucu hiçbir şey yok. Yok yok. Kesinlikle. Hep anam babam usulü. Belki bunu 50 sene önce de böyle 50 sene önce de böyle yapıyordunuz. Daha fazla. Bir daha fazla. Bu da terazide tartılıyor dostlar. Böyle bu şekil geliyor. Oh, bu kağıt kebabı. Şimdi bir tane de tepsi geliyor. Azıcık salçayı sürmedin gibi ha sanki. Kandırdın. Kandırdın. Allah'ına kurbanım ben seni. Oh, seviyorsun ha bu işi ustam. Birbirinize sahip çıkıyor musunuz? Çocukların evde ayakkabılarını yemesin diye yapıyoruz bu işi. Allah razı olsun senden. Buyurun. Azıcık domates suyundan da koydu. Bunlar fırına gidiyor. Ellerine kollarına sağlık. Şimdi dostlar fırın bölümüne geldik. Maşallah işler yoğun. Ben sizi çok rahatsız etmeyeceğim. Şöyle bir görebilir miyim fırının içerisini? Allah Allah. Hey maşallah. Hey maşallah. Hey maşallah. Dostlar içeride yaklaşık bir 20-30 tane var herhalde. Allah size güç kuvvet versin. Hem ekmeği de kendin yapıyorsun, görüyorum. Hem de tepsi kaplarına yolluyorsun. Elinize kolunuza sağlık. Elinize kolunuza sağlık. Hadi gel hadi. Hadi gel hadi. Bak kuzum. Bak yağları görüyor musun? Bu yağlar hiç boşa gitmiyor. En sevdiğim şey. En sevdiğim şey. Kuzum ekmeklere bak, kepekli. Şöyle koyduk. Bak şimdi abi şöyle yapacağız. Aldık yavruyu. Aldık. Hoppala. Ne diyoruz? Felsefemiz ne? Dişin kesiyorken yiyeceğim. Yiyeceğim. Yakışıyorken yiyeceğim. Yiyeceğim.
Nanesiz olmaz. Nane olacak. Ha. Bunu böyle aldım. Bu yağları ne? Krem, krem. Hep böyle toplayacağım. Bunu da böyle aldın mı? Ha. Abi limon da sıkar mısın acaba? Naneyi de koyduk. Zehrini alalım artık. Evet. Koyunuzun. 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 Ellerden yağlar akacak. Şimdi buraya geldiğiniz zaman açık ayranı mutlaka deneyin. Çok 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 lezzetli. Üç katlı bir işletme. Şöyle bir çeksen Ali. İş boşması neredeyse yok. Şöyle bir parça da şimdi tepsi kebabını şöyle ayırdı. Burada kağıt kebabı. Bu kağıdın üzerinde bakın. Yağları boşa gitmiyor. Şöyle ben kurabiyeden şöyle bir parça alıyorum. Halim. Halim bunlar krem. Bunları cilde süreceğiz Halim. Dostlar. Hatay tam bir lezzet başkenti. Tam bir lezzet başkenti. Bakın güzel bir neyle başladık? Kadayıfla. Üzerine kağıt kebabı yedik. Şimdi bir dönerciye gideceğiz. Lezzetler bitmiyor. Lezzetler bitmiyor. Hatay'a gelin. Üstora sizin aklınızı alsın. Hadi diğer mekana geçiyoruz uzun. Dostlar, Abdullah'ın yanına geldik. Kaç yıllık bu usta? Yaklaşık 50 yıl. Biliyorsunuz 50 yıl olmasa yemiyorum. Çok değerli. Ustaların ustası. Öyle diyelim. Yok benim daha büyük ustam. Daha büyük ustalarınız da var. Ali'cim kamerayı alayım ben. Mekanı şöyle bir göstereyim. Ustam var benim. Küçük böyle mütevazi bir mekan, ciciş bir mekan. Abdullah ustam kolay gelsin, selamünaleyküm. Hayırlı işler olsun. Şöyle geçin ben istersen. Böyle mekan. Çocuklarınki acısız mı abi? Evet abi. Ciciş. Kıyma döner hazırlıyorsun. Arada azıcık bir yaprak gördüm ben. Evet. Şöyle yani göstereyim. Kullandığımız yaprakla kıyma aynı et. Yaprakla kıymayı aynı etten hazırlıyor ustam. Aynı et. Hep bu çarşıda mıydın? Hep bu çarşıdaydım. 95'ten beri buradaydım. Daha önce Abdo Restoran'daydım. Daha önce Arabistan, Arsa dükkan açtım Abdo Restoran diye. Sıra otelin bitişiğinde. Evet. Ömrümüz hocam bu meslekten geçti. Şu ekmeği bir tanıtalım abi. Sizin ekmeğiniz bu. Bizim ekmeğimiz lavaş ekmeği. Lavaş ekmeği Antakya ama. Ekmeği mayasız. Mayasız bir ekmek. Burada hiç maya yok. Ekmeğin şey olmamış, tam pişmemiş yani aslında değil mi? Biz burada pişiriyoruz ekmeği, evet. Şimdi belki izleyenler şaşıracak. Usta niye ocağa götürüp duruyor diye. Pişmiyor bu ekmek. %70-60 pişmiş bir, yarı yarıya pişmiş diyelim değil mi? Abi geçirip çıkarıyorlar sadece. Sadece geçirip çıkartıyor. Ustamız burada ekmeği biz tamamlıyor, işliyor. Kaç lira oldu şimdi böyle bir döner dürümü? Yarım döner 25 lira, tam döner 35 lira hocam. Matematikte sıkıntı yok. 25-35 oldu ya. Abi sanlara ulaşamıyoruz ama biz razıyız. Bana da bir tane senin sigara böreğin varmış. Yapacağım iki tane yapacağım. Bir sana bir kardeşime. Bir tane sigaradan isteyelim. Sizlere birer sigara böreği yapacağım. Acı salça soğan bir yer misiniz? Valla bayılırım. Tamam tercih. Hele ki sizin gibi ustayı bulmuşuz. Bir tane ayran verin arkadaşlar. Gelin. Bakın dostlar. Dünya kaç kilo öyle. Kaç kilo takarsın sabah belli oluyor? 7 kilo 8 kilo hocam. He çok değil. O saat zaman seni çok 4'te bitirip. He onu diyeceğim yani. Buraya gelenler sabah kaçta gelsinler? 11'de başlıyoruz hocam. 11'de başlıyor. 5'te bitirip gidiyoruz. 5'te bitiriyor. Evet. Yani burası hocam esnaf yeri. Esnaf işi. Esnafla beraber açıp esnafla beraber kapatıyoruz. Böyle bir salçalı bir sosun var. Evet salça. Hakiki salça. Hilesiz. Hiçbir katkı maddesi yok salçamızda. Domates salçasını sıcak suda eritiyoruz. Öyle içerisine aşırı baharatlar falan girmiyorsunuz. Az bir şey karabiber içinde. Az karabiber. Az bir şey sarımsak. Öyle bazı ustalarımız sosunu söylemekten çekiniyor. Değil mi? Biz gün yaparken gelen size gel bir gün tanıtalım size. Tam tanıtalım. Ha vallahi iyi olur. Vallahi yani sabahleyin kasap aşamasından burada satış aşamasına kadar size yardımcı oluruz. İnşallah. Çünkü bizim artık yapacak bir şeyimiz kalmadı. Biz yolumuzu yaptık hocam. Bir sürü ustaları da vesile oldunuz ekmek yemesine. Evet. İlk
yetiştirdiği bu sene şu an Kıbrıs'ta 3 tane restoran var. Maşallah, maşallah. Behçet Kal diye bir çocuk. Kıbrıs'ta her memleket, yani o oranın her şehrinde bir tane şubesi var. Evet. Merve ablanın bir anı. 45 alıyorsun Merve ablanın. Böyle. Çok da fazla hocam, bir şey soğan salatası domates falan koymuyorsun yok, gördüğüm hayır, kadarıyla. İsterlerse, isterlerse. İsterlerse ekleriz. Sosundan geldi. Ya hocam bu tam bir porsiyon şu an benim yaptığım. Tam büyük bir porsiyonum bu. Bu bir porsiyon. O demin günlüklerin hepsi ilk yaptıklarım sigara böreğiydi. İkinci yaptıklarım yarın. Bu son iki tane tam bunlar. Şimdi artık sen de makineye geçmişsin. Daha kolaylık değil mi? Hocam bende artık gaz kalmadı. Yani bir işi 50 yıl yaparsan değil mi? Bedelini aşamadan sonra dayanmak için kalmıyor. Yani teknolojiye ayak uydurmak lazım. Teknolojiye ayakta durmaya çalışıyorum. Allah'ım sana güç kuvvet versin. Şimdi yani sigara böreğini... Önce olsa ben bunu kullanmazdım. Evet. Ama şu an mecbur kullanıyorum. Sigara böreğinin yapımına geçiyoruz dostlar. Etimizi tıraşladık. Bunlar sizin abi. Onlar bizim. Bunlar sizin hocam. Ayranlarını verdiniz mi arkadaşlara? Her şeyi verelim. Biberle bir şey, birşer tane abilerime. Hadi bakalım közle biberleri. Hadi bakalım. Közle. Güzel bir döner yesinler bunu. Bu ağız tadını ilk defa göreceksin hocam. Çünkü vallahi Hatay zaten kendini ispatlamış, kendini ispatlamış bir şehir, gastronomi şehrimiz. Bizim et sırf yağsı olduğu için söylüyorum. Hiçbir gram yağ. Yağı nasıl tamamlıyorsun? Ekmeği yağlamak için yağ kullanıyoruz. O kadar. Başka yok hocam, yani yağma kullanmıyoruz. Etle hiçbir gram yağ yok. Bu sizin hocam. Bu sigara böreğiniz. Ellerine kollarına sağlık. Abi senin ellerine kollarına sağlık. Canım sen verir misin babam paşam? Hayır işler olsun. Sağ ol. Bu da iki tane. Hemen size alalım. Nasılsın? Ayağını üç ekmek iyi mi? Üç ekmek aldım. Bir tane mi hocam? Bir buzlu. Bir tane mi? Bir yallah ya bismillah. Ustam kaç tane yiyorlar bunların? Rekor kaçtı? Bir tane abi. Fazla durumda. Fazla, fazla yemiyorlar. Bir tane. Burada rekor yok. Burada esnaf yeri. Bütün herkes bütçesine göre yiyor. Tamam. Yani bir porsiyon geliyor, dört ekmeği yiyor. Yarım porsiyon geliyor, üç ekmeği yiyor. Ben ortada yerim onu. Çok lezzetli. Şimdi de getim tadı geliyor. Şimdi burayı sen bir adresine verir misin usta? Abi pazar sokak 3 bölü A. Burası pazar sokak. Ulu Cami'nin Ulu Cami karşısından geldikleri zaman hemen. Zaten ustamızı bilmeyen de pek yoktur herhalde. Yok abi. Yani. Sinadır'ın arasında biraz kaldı. Abi herkes bilir bizi. Dostlar şimdiki durağımız da Muti Baba. Yine uzun çarşıda. Böyle gizli kalmış bir kebapçı. Selamünaleyküm. Kolay gelsin. Selam. Sağ olun. Hayırlı işler olsun. Nasıl keyifler? Allah razı olsun abi. Valla mekancıcı iş. Mekan böyle tatlı, samimi. Evet. Nasıl sığıyorsunuz? Kaç kişisiniz? Maşallah. Yukarıda mı var bir de? Evet. Yukarıda var. Usta Muti Baba siz oluyorsunuz. Evet. Güle güle. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Sağ ol. Neler yapıyorsun böyle? Merhemler evet. Mi hazırlıyorsun evet. Ustam? Evet, canım. Biz de Adana'dan geldik. Takipçilerim özellikle sizi önerdiler, uğramamı istediler. Böyle eski usul bir esnaf kebapçısı, lokantası. Sizler de lokmacısınız. Keyfinize düşkünsünüz. Hem yemeği seviyorsun, hem yedirmeyi seviyorsun. Çok şükür bu alışkanlığımız var. Alışkanlıklar güzel. Hatay'da biz kötü bir şey yemedik de Antakya'da. Kötü bir şey boğazınızdan geçmiyor. Lohmayı biliyorsunuz. Burada böyle soslar görüyorum. Abi. Ben Adana'dan geldim şimdi. Bizde bu sos yok. Antakya kebabı biraz Antakya daha farklı sizinki. Antakya kebabı olacak bu yani. İşte soslar olacak. Ekmekleriniz de farklı. Evet. Daha mı kesin? Şöyle. Ben bir ekmeği görebilir miyim? Mümkün mü? Abi, şurada. Oğlumuz oruyordu. Merhaba kardeşim. Evet, merhaba. Kolay gelsin. Burada siparişler vardı. Onlar gidiyor. Evet. Şöyle sizin açık ekmek. Yani lavaş ekmek lavaş kullanıyorsunuz. Şımıt derler bizim buradan. Ne diyorlar? Şımıt. Şımıt. Evet. Vallahi ilk defa duydum ben. İlk defa evet, duydum. Göstereyim bir tane. Boya badana işlerini seviyorsunuz. Tabii, böyle tabii. Yağlı, lezzetli işler yapıyorsunuz. Şimdi bu iki ekmek yapıyoruz böyle. Normalde etin yanı böyle basarız. Oy uzun. Oy uzun. Lezzetli böyle yağlar hiç boşa gitmiyor yani. Yok yok. Hepsi ekmeği alıyor. Kebaba lezzetini veren bu yağıdır zaten. Şurada da salçam var bunun içerisinde ne var? Evet evet salça onu da birazdan tam kebap ekmeği biraz gevrettikten sonra ekmeğin üstüne süreceğiz. İki evet. Tane mi sos var o zaman? Yok bir tane bu var. Önce bir de ekmeğin yanında. Sürdüğümüz, bir de üstüne şey yağladığımız Allah var. Allah Allah Allah. Kaç yıl oldu ustam?
29 yıl. 29 yıldır buradasın, evveliyatı. Daha önce de... Yine burası, bu çarşı da aman başka dükkanda. Vallahi. Şimdi oğlunuzla beraber yapıyorsunuz. Allah'ım ona sağlık sıhhat versin hepinize. Şu yakışıklı kim oluyor? Yeğenin. Burada yabancı yok yani. Harika valla. Şimdi böyle ekmeği bir de ızgaranın üzerine alıyorsun ve çıtırlaştırıyorsun. Hem etin yağını tekrardan alıyor hem yağı hafif bir gevreklik ve lezzet veriyor. O etin kokusu da siniyor. Tabii. Kokusu da siniyor. İşte Antakya kebabını ayıran bu. Sizin bu kebabı ayıran bu. Oo, şu bir de evet, bıçak sesi olacak. Tak tak sesi oldu mu korkma. Her şey burada taze taze hazırlanıyor. Taze taze. Niye akşamdan bunları yap koymayın? At şuraya gelirken. Bozulur değil mi? Sasır. Taze taze. Müşteri geldikçe. Dışarı servis açıyor. Dışarı çıkıyor iki tane. Of. Öyle bir sumak salatası koyacak içerisine. Sadece ete yeniliyor. Tamam. Bir de harbiye kebabı var. Onu da yapıyorsun herhalde. Ya bizim burada her mıntıkanın ayrı bir lezzeti var. Yani bak. Ya harbiye usulü biraz daha soslu salçalı olur. Zamanda eşi biraz daha kuru olur. İşte Antakya usulü biraz çiğ domates, çiğ biber gerek. Yani herkesin ve her semtin ayrı bir piyaz yeme şekli vardır. Evet. Şimdi ülke güzel. Ülkem güzel. Her yerinden lezzet fışkırıyor. Her şehrinde ayrı ayrı lezzetler var. Ben böyle saymaya çalışsam 81 il mi var? Evet. Belki 180 tane tava çıkar sadece. Bak sizin burada tepsi kebabı var. Evet. Kağıt kebabı var. Kebap. Kebaplarınız bile çeşit çeşit. Belen tava var. Evet, belen tava var. Evet. Öyle. Mekan böyle mütevazi. Gel canım benim yakışıklım gel. Mekan mütevazi. Şimdi ekmekler dışında böyle bir şimdi leopar deseni mi oluşacak? Evet. Çıtırlaşacak dışı. Böyle uzun. Neredeyiz burayı? Tam olarak nasıl tarif edelim? Gelip bulmak isteyenler. Eski çarşılarından, eski Demirciler Çarşısı. Bana. Demirciler Çarşısı'ndayız. Şeyde Instagram'da var mı sayfanız? Google'dan çıkabiliyor Maps'ten. O Google'dan çıkar. Çıkar. Konum olarak gelebilirler buraya. Aynen. Ayakkabıcılar Çarşısı'nda eski Demirciler Sokağı var. Senin burası biraz böyle şey, butik çalışıyor. Evet. Değil mi? Küçük. Böyle çok da... Şu deseni verdikten sonra, biraz gevredikten sonra hemen bakın sosumuzu şöyle... Soslar devreye giriyor. Evet. İşte benim en sevdiğim yer burası. Tam şöyle sos olduktan sonra hemen Of. Bunlar boşa gitmiyordur umarım. Yok boşa gitmiyor ama bizde mesela ekmeği hamur fırıncı çekerken şöyle çektiğinde buralar hamur kalıyor. O yüzden sen kenarlarını kesiyorsun. Abi bir de şu ayrıntıyı verelim. Ekmek size tam pişmemiş olarak geliyor aslında. Abi. Normal pişmiş bir ekmeği bu şekilde pişirmeye çalışsan çatı çutur olur. %50 mi diyelim? %30 mu pişmiş? Yarı yarıya. Of baksana ya. Üstünde yağ kızaracak böyle. Of dostlar. İstanbullular, Ankaralılar, Danimarkalılar gelin. Gelin bulun ustamı sizi delirsin. Şimdi bu o zaman bak. Bu harbi usulü olacak gibi sanki. Tabii tabii. Pişmiş domatesli bu. Of. Hemen tuzumuzu. Tuz geldi. Her şey taze taze. Bu da limon suyumuz. Limon suyun da geldi. Böyle iki şiş. Kaç lira oluyor bunun fiyatı? 25 lira bizim 25 lira. Fiyatlar evet. Uygun. Evet. Bizimkisi gariban işi ya. Ya. Valla Allah'ım güç kuvvet versin size. Amin. Bir tane de bana bundan yaparsa ben geçip oturuyorum. Elinize sağlık. Boy bozuk kebap yemediğim günle ağlıyorum. Ali. Battaniyenin altına geçiyorum böyle. Hıçkıra hıçkıra ağlıyorum. Şu yenmez mi ya? Bak. Burada 29 yıldan bahsetti usta. Aslında daha fazlası var. Ama ne yapacağız biz 2 dakikada ifadesini alacağız. Ya Allah bismillah. Çok çok iyi. Sağ ol abi. Valla şöyle bir göstereyim. Kurabiye. Gerçekten kurabiye yapmış ustamız. 25 liraya bunu Ali babası oğluna verir mi? Vermem. Vermez. Şunu İstanbul'da bulsunlar, Ankara'da. İmkansız. Yok ederler. Ustayı kaçırırlar. Bir daha açık ayran üstüne. 10 numara. Bunu da Hollanda için yiyorum. Bak, bu ısırığı Hollanda. Çok çok iyi.
O da hakiki Antakya. Çok 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 iyi. Mısır'ı Ali sevip de kavuşamayanlar var ya. Sevip de kavuşamayanlar için gelsin. Bak. Son ısırığı da. Norveç'ten bizi izleyenler var ya. Bu da Norveç'e gelsin. Zehrini alayım. Oy uzun. Dostlar. Antakya'da lezzet turları bitmeyecek. Bu ikincisiydi. Üçü gelir, dördü gelir, beşi gelir. Lezzet başkentlerinden bir başkasından elveda diyorum size. Norveç miydi? Norveç'e gelsin. Uzun.